arkadaşlar, Dikili Taş Yaylamızın içine doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Şu an sabah 8'i. Gördüğünüz gibi yer yer kar var. Biraz önce aşağıda bir yayla evinin güneş enerjisi, tahminimce de şu yukarıdaki güneş enerjisinin peteklerini atmış. Bizim konakladığımız Ramazan abimizin yayla evi. Eski yayla evleri. Burası yayla, Dikili Taş Yayla Camimiz. Çoban Bayram ağamızın evi. Çardak, gördüğünüz gibi çardak. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde Dikili Taş Yaylamız ve benzer yaylalarımızda çok sayıda yaylacı ve yayla göçen vatandaşlarımız ulaşım noktasında sıkıntı yoksa erzaklarını alıp hafta sonunu yaylada geçiriyorlar. Çünkü sosyal mesafe kavramı yaylamızda korunuyor. Herkes kendi evinde ve doğayla baş başa bir ortamda vakit geçirebiliyor. Özellikle şehir hayatında evde kilitli insanlardansanız, yani böyle de bir imkanınız varsa ne yapıyorsunuz? İlk fırsatta kendinizi haliyle yaylalara atıp bu kapalı günleri yaylada, yayla imkanında geçiriyorsunuz.
Sabahın ilk saatleri olunca çiğdemlerimiz açmaya başladı. Işığı, güneşi görünce yavaştan taşlarını açıyor çiçekler. Çoban Armutların olduğu kısım ve Geçenler Çeşmesi. Şuradan içeriye doğru tekrar gidip
Selam Ay. Hoca kalkmadı mı abi? Hoca kalkmadı mı daha? Hido, ne yapıyorsun? Ocakbaşı sana mı kaldı? Ama çok yavaşsın ya, yapmamışsın daha ateşi. Şöyle bir gezeyim dedim abi. Gezeyim erkenden dedim. Ne yaparsınız? İyi Allah'a şükür abi. Yasakta yaylaya mı kaçtık abi? En güzeli. Ne yapıyorsun kuşa? Bize yasak yok nasıl? He? Bize yasak yok. Valla bize de, biz de uyuyoruz da. Yasak yok sonuçta ya. O önemli değil abi. Menfaatimiz de sonuçta. Ben de işim, biz geçen Söğüt'e gittik işte. Onun harici hiçbir yere gitmiyoruz. Söğüt'e? Aşıya. Karantina olduğu gün işte bir gittik geldik onunla. Onun harici yasakta evdeyiz. İşte bugün de buradayız. Yatıyor mu hoca? Yok, patates verler canım. Gideyim o zaman. Selam Hakim. Selam Yakup. Görün ya. İyi Yakup. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Sıkıntı yok ya. Gel. yaylaya kaçtın tabii. Abi, yasaktan. Yasaktan kaçtık abi, işte patates soyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Hoca görev vermiş. Hoca herkese... Hocam okunmuş mu patatesler? Hayır ettin. Hoca herkese hep görev verdi Yakup arkadaş. Ben sana da bir görev verelim, sen de bizim yanımıza takıl, değil mi? Yok. Hoca sana ben, bir görev kararı sen öbür günleri boş ver, onlar bilmez bak. Sen hocalara takıl. Hocalara takılalım yani. Hayat hocalarla diyorsun yani. Onlar seni çalıştırır aralarda maralarda. Biz çalıştırmayız burada bak. Burada yapıyoruz bak. Afiyet olsun bakayım hocam. Muhterem kolay gelsin. Gel. Yo ben kaçacağım. Nereye ya? Gezmeye devam hocam. Allah Allah. Çektim mi arkadaşlar bak? Çektim. Tofaşçı bunlar bak. Minareye çıktım hocam. Evet. Oradan şöyle yaylaya gezerek devam ediyoruz. Bak Hido'yu da çek bak, tamam mı? Hido'yu çektik ya ama tembel ya. Ateşi yakamadı bir. Bak bakayım hocam. Şöyle bir fotoğraf alayım. Tamam. Oraya gelsin. Görüşürüz. Hoca efendi, muhterem. Hido bak bakayım, bir fotoğraf alayım. Hido molaya gelsin bakayım. Oğlum sesin çıkmıyor lan, yemek yemedin mi? He? Aç olunca çıkmıyor mu ses? Görüşürüz bakayım.
bakın aşağıya. Bakayım düşmezsek hızlı bir şekilde iniş. Tekrar yayla evimize doğru yola çıkıyorum. Thank you.
Fikirtaş Yaylamız'daki yolculuğumuzun son durağında Sülek tarafı, Sorkun Yaylası tarafını görmek için yukarı zemine doğru geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Dikiltaş Yaylamız'ın çayırlık alanı. Karşı alandaki Söğütlerin oradaki sarılığı görüyorsunuz. Tamamen çiğdem tarlası. Yolun kenarında da çiğdemleri görebiliyorsunuz. YouTube kanalımıza videolarımızı yüklerken HD kalitede yüklüyoruz. 4K boyutunda. Yani tam ekran ve HD boyutlarda izlerseniz görüntüler daha net olur. Yaylamızın aşağıdan görünümü gördüğünüz gibi. Hemen evlerin üstleri kar ve eteklerde sarı çiğdemlerimiz. Zirveye doğru çıkıp manzarayı izleyip ondan sonra nasipse köyümüze doğru geri döneceğiz. Evet. Mustafa yurt bak bakayım buraya. Manzaraya bak. Kaptan şoför. Arka camı da açsana bir. Gireceğiz abi. Aşağıya gireceğiz.